Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde partikel türlerine bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bir tane partikel ekliyoruz. Library kütüphane arkadaşlar level environment'ın içinde particle emit'tir. Buna iki kere tıklıyorum. Bir isim veriyorum. Particle türleri dedim arkadaşlar. Data block'tan bir tane data block seçiyorum arkadaşlar. Default olanı seçtim. Particle'da şöyle default emitter seçtim arkadaşlar. Create new dedim. Bakın oluşturdum. Default particle arkadaşlar bakın şu şekilde bir particle'mış. Yıldız şeklinde yukarı doğru belli bir noktadan yıldızlar çıkıyor. Şimdi arkadaşlar emitter'ı değiştiriyorum. Burada bir sürü particle'ımız var. Kendi hazır olan arkadaşlar, kendi içerisinde hazır olanlar belli bir sayıda oluyor, sınırlı oluyor. Ancak siz Particle Editör'den kendinize uygun istediğiniz gibi farklı partikler oluşturup farklı adlarla kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım main fast mesela arkadaşlar bakın şu şekilde farklı bir particle varmış. Mesela şöyle bir particle var arkadaşlar. Bir sis oluşturuyor. Ve arkadaşlar Ember Emitter var. Bakın şu şekilde belli bir noktada arkadaşlar küçük ateş kıvılcımları çıkıyor. Şu şekilde güzel bir görüntü veriyor. Bakın şu şekilde farklı bir particle varmış. Şimdi bu particle'ların arkadaşlar hepsi sürekli oynamıyor. Mesela bakın şu splinter bakın bir kere oynuyor arkadaşlar. Bir kere çalışıyor tekrar çalışmıyor. Mesela arkadaşlar bakın şu ember emitter sürekli devamlı olarak çalışıyor. Bunlar arkadaşlar kendi içinde bu şekilde ayarlarından değişiyor. Hepsinin farklı kontrolleri var. Şöyle farklı bir şey seçelim. Mesela bakın arkadaşlar fire emitter var. Bakın şöyle bir otun tutuşması gibi bir ateş çıkıyor arkadaşlar. Fire test emitter arkadaşlar. Bakın şu şekilde şiddetli bir ateş var. Yanan bir ateş var arkadaşlar. Veya arkadaşlar bakın şurada meşalede kullanabilir meşale ateşi gibi bir ateş var. Gelmedi sanırım. Yanlış seçtik. Bakın şöyle arkadaşlar. Şu şekilde bir ateşimiz var. Veya arkadaşlar bakın smoke var. Bir duman. Mesela bir evin bacasını tutturmak için kullanabilirsiniz. Şöyle bir duman partikülümüz var arkadaşlar. Bakın şöyle suyla ilgili bir partikülümüz varmış arkadaşlar. Bakın bir şelale düşünün. Şelaleden arkadaşlar suların böyle aşağı düştüğünü düşünün. Yüksek bir yerden. Bakın şu şekilde. Partikül çeşitlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.